Merhaba arkadaşlar. Ben Can Hocam. 23. örnek 291. sayfa ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi 23. örnekte bana AB'yi DC'ye paralel verilmiş. Tamam. AF BC'ye paralel verilmiş. AF AF BC'ye paralel verilmiş. Burası da buraya paralelmiş. Şurası da şuraya paralel. Bunu farklı işaretiyle gösterelim. Daha sonra AB dediğim şey 3, EF dediğim şey 2 oran verilmiş. 3K'ya 2K diyebilirim. AB'ye 3K diyecek olursam ben burada EF'ye de 2K diyecekmişim. Şimdi şöyle bir özellik vardı. Benzerlik oranlarının karesi bize alanları verirdi. O zaman 3 bölü 2'nin karesi burada 3'ün karesi 9, 2'nin karesi de 4 olacağı için ben bunların yanına A, A harfi getirebilirim. 9 A bölü 4 A getirebilirim. 9 A bölü 4 A. Çünkü e, 9 bölü 4 diye bir şey yok. Bunların katı olabilir. O yüzden yanlarına A getirmemiz gerekiyor. Şu şekilde parçalamak istiyorum ben şeklimi. Şöyle bir özelliğimiz vardı çünkü. E, buraya ben S, S diyecek olursam e, şuraya s s diyecek olursam s çarpı s eşittir 9 a çarpı 4 a eşit yani karşılıklı çarpımları birbirine eşit s kare eşittir buradan 36 a kare gelecektir s dediğim şey buradan o zaman 6 a olacaktır o zaman s dediğim yerlere ben artık burada siliyorum Direkt 6A yazabilirmişim. 6A 6 A yazabilirim. Ya da şu şekilde de yapabilirim dedik. 9 aynı A ile 4 A'nın çarpımı 36 A kare. O zaman 36 A kare nasıl parçalanır? 6 A 6 A diye direkt yazabilirdiniz. Yani işlem yapmanıza gerek yok. Ben görmeniz için yan tarafta işlem yapmış oldum. Şimdi bununla burası eşitse burası 2 K ise burasında 2 K olması lazım. Paralellikten buradan AF BC'ye paralel olduğu için burası 3K ise buranın da 3K olması lazım. Şimdi 2K'yı gören burada 10A olduğu için 2K'yı gören burada 10A olmalı dedim. Daha sonra 2K'ya 10A düşüyorsa 3K'ya da 2 katı olmuş oldu. Burada o zaman 3 katı gelecek. O zaman burada 15A olmalı. Şimdi bütün yamun hepsinin toplam alanı 200 olarak verilmiş burada. Bütün hepsini ben burada toplayacak olursam 10A, 10A, 20A. Burada 15 var, 15 var. Topladığımız zaman 30A, yani burası 50A gelmiş oldu. Bu 200'e eşitmiş. 50A dediğim şey 200'e eşitse A buradan eşittir. 4 gelecektir. Benden taralı üçgenlerin alanı istenmiş. Yani 9A ile 4A'nın toplamı istenmiş. 13A. A yerine de götürüp 4 yazacak olursam ben burada 52 gelecektir arkadaşlar. Cevabımız şeyhan olacak. Gördüğünüz gibi 52 bulmuş. Sıra sizde sorusunu kendiniz yapıyorsunuz. Burada özelliklerden bahsedeceğiz. Şimdi 3. özellikle bir yamukta yan kenarlardan birinin uç noktalarından diğer Yan kenarların orta noktasına çizgiler çizilirse oluşan üçgenin alanı yamuğun alanının yarısına eşit olur. Yani bunların ikisi eşitse tam ortasına sen bir çizgi çiziyorsan e, bu şekilde. Ben bunu S diyorsam şununla şunun toplamı da S olur. Yani bu alanın e, toplamının hepsi 2S olmuş olacak. Burasına A diyorsam şu iki e, şeyin toplamı da alanın toplamı da A olacaktır. A ile A'nın e, yani şu ikisinin toplamı e, toplamda A olacaktır. Burası da A'dır. O zaman toplam e, dörtgenin burada e, alanı 2A gelecektir. Yani şu şekilde diyebilirsiniz. K, L, M, N 2A ise e, L F, M'nin alanı da A'ya eşit olmuş diyeceğiz. Şimdi burada direkt bu özelliği kullanabilir miyim diye bakmam gerekiyor. Tam ortaya gelmiş. O zaman içeride de bir üçgen oluşturabilirim. Burada dikkat ederseniz şurada bir alan var. Alan burada sinüslü alan formülünü kullanabiliriz arkadaşlar. Sinüs alan formülü neydi? Ben burada BEC üçgeninin alanını ve c üçgeninin alanını direkt bulabilirim. Şu şekilde buluyorduk sinüsü alan formülünde. Ee, 1 bölü 2 başında vardı. Ee, bu iki kenarın çarpımı yani 16 ile 15'in çarpımı çarpı Buradaki derece neyse sinüsün oluyorduk. Sinüs 60. Burada sizin sinüs 60 dereceyi bilmeniz gerekiyor. Ee, ben söyleyeyim. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 eşitti. Düzenleyecek olursam 16 ile 2'yi sadeleştirdim burada. 8 geldi. 8 ile de bunun paydasındaki 2'yi sadeleştirdim. Burada 4 kaldı. 4 ile 15'i çarptım. 60 kök 3 gelmiş oldu. Yani burasının alanı 60 kök 3 olmuş oldu. Kırmızı taralı olan yerin. Alan ABCD'yi sormuş bize. E, burada. Alan ABCD her zaman 2 katı olacaktı. 2 çarpı 60 kök 3. Çünkü bu ortadaki bunun e, bu dörtgenin yarısını eşitti. O zaman 120 kök 3 gelecektir. Yani cevabımız burada denizli olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sıra size sorusunu kendiniz çözüyorsunuz. 25. Soru ile devam ediyoruz. A, B, C, D bir yamuk. A, B, D, C'ye paralel vermiş. Bunu vermek zorunda. Şu açıları da birbirine eşit olduğunu söylemiş. Bunların eşit olduğunu söylemiş bize. Daha sonra burada 8 ve 17 vermiş, yerleştirmiş. Ee, bana bütün alanı da 260 olarak vermiş. Şimdi benden alan e, şu mavi tarılı olan yeri istiyor. Ben burada bölmüş zaten bu şekilde böleceğim. Şimdi e, ben buna A, buna A, buna B, B diyecek olursam iki tane A ile iki tane B'nin toplamı U şeklinde dikkat ederseniz şu şekilde. Yani şurası 2A, şurası da 2B. Bunun toplamı her zaman 180'e eşitti. O zaman A ile B'nin toplamı da 90 olacaktır. Yani şu A ile B'nin toplamı 90 ise üçgenin iç açıları toplamı 180 de. Bunlar 90 ise buraya da 90 kalmış oldu. Şöyle bir özellik vardı. Hemen hatırlatayım. Üçgenlerden. 90'ın karşısı 17 ise e, burası da e, 8 ise şu uzun kenar daha da uzun kenar 8, 15, 17 özelliği vardı. Ben bunları ezberleyin demiştim. 8 varsa tam 90'ın karşısında da 17 varsa buraya artık 15 diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunun alanını ben bulabilirim. Ben bu üçgenleri bu şekilde parçalayacak olursam tam ortada şunun alanını ve şunun alanını bulabilirim. Burada 15 ile 8'in çarpımı ne gelecektir? 15 ile 8'in çarpımı bölü 2 demem gerekiyor. 15 çarpı 8 bölü 2'den burası 60 gelecektir. O zaman bu dörtgenin şu yeşil çizeceğim dörtgenin alanı nedir? Her zaman 2 katı olacaktı toplam. 120 olacak. Şu maviyi Bilmiyorum ama bulabilirim. Bana yamuğun hepsinin alanı 260 verilmişti. Burası 120 ise buraya geri kalan şu yeşil çizmediğim onu da sarı ile göstereyim. Şu sarı olan dörtgenin dik olan dörtgenin alanı da 140 olacaktı. 140 ise yarısı nedir? 70 olarak gelecektir. O zaman cevabımız Edirne olacaktır. Gördüğünüz gibi 70. Sıra size sorsun. Kendiniz çözüyorsunuz. Kritik kutusuna gelelim. Şimdi kritik kutusunda şöyle. Alan ABCD yamunda E noktası orta nokta olmak üzere. Yani şurayı orta nokta olarak aldı. AB ve DC ışınları inilen dikmeler eşittir. Şu şekilde Buradan diyor bana burası şuradan hayali bir çizgi çizersem ben H ve H olarak alacak olursam H ile A'nın çarpımı böyle 2 AS dersem H ile C'nin çarpımına bölü 2'ye CS dersem Yani şuranın alanını ben bulabilirim H ile C'nin çarpımı bölü 2'den bu mavi alanı ben bulurum yeni de yeşil olarak göstereyim Şuranın alanını da sen nasıl bulabilirsin? Bunun içerisinden dik hayalet çizebilirsin evet ama dışarıdan yani bu geniş bir açı olduğu için dışından çizmen yüksekliği daha iyi. H çarpı yükseklik çarpı taban diyorduk. Bölü /2'den kullanacaksın. Ben buna diyor A çarpı S dersem diyor. H var, A var. Eee H var, 2 var. Şunları görme diyor. Şunları görme. A'ya bağlı. O zaman burası da C'ye bağlı. Yanına da S yazarım diyor. C çarpı S. O zaman geri kalan da A çarpı S artı C çarpı S olarak alabilirim demiş. Evet. mantı buradan gel geliyor. O zaman e, taban ile yükseklik ikisinde de aynı olduğu için demek ki bunları görmeyecektik. Görmeyecektik. E, direkt 7 ise 7 S Direkt 11 ise 11S. Bu ikisinin toplamı da ortayı veriyordu. Ben size şey demiştim. Şurası şu ikisinin toplamına eşit demiştim. Burada da direkt göstermiş zaten. Burası 4 kaysa buraya 4S. Kaysa buraya da S diyebiliriz. O zaman burası ikisinin toplamıydı. 5S olacaktır. Örnek yine devam edelim. 26. örnekte burada bize AB'yi DC'ye paralel vermiş. Şurası 30 dereceymiş. A, E, D. e D eşit olarak vermiş. Yerleştirmiş zaten. E, A, B eşittir. D, C bölü 4'e demiş. Bunu yerleştirmemiş. Bunu bizim kendimiz yazmamız gerekiyor. E, burada ben bunu K'ya eşit olarak alınacak olursam DC C bölü 4 dedim. E, 4K olarak almam lazım. Bu da direkt K'ya eşit. Yani AB dediğim şey K. DC dediğim şey de 4K'ya eşitmiş. Şimdi burası şu şekilde parçalayacağım ortasından her zaman böyle bir e, benim üçgen elde etmem gerekiyordu. K ise ben buraya o zaman K çarpı S yani şu şekilde alıyorduk biz. Ne yazmıştık diğerlerinde? A çarpı S olarak almıştık. Burası A ise burası K ise o zaman 1 olarak alacak olursam 1S alacağım. Burasını da 4, olacak, alır, yani 4 olarak alacak olursam direkt 4S diyebilirim. O zaman S ile 4S'in toplamda ortaya verecekti. Direkt ben ben bunu o zaman 5S diyebilirim orta noktaya. Direkt 5 dedim. Toplam hepsi dikkat ederseniz 10S olmuş oldu. Çünkü burası 5S ise hepsi iki kat olacaktı. 10S kontrol etmiş oldum. Demek ki doğru yazmışım. Şimdi 5S dediğim şey burada. Buranın alanını ben nasıl buluyordum? Şimdi mavi çizeceğim yerin alanını ben nasıl buluyordum. Sinüsü alan formülü. 1 bölü 2'yi de sinüsü alan formülü. Bu açının iki kenarındaki sayıyı çarpımı yani 10 ile 8'in çarpımı çarpı sin 30 olarak alacağım. Düzenlediğimiz zaman 5s eşittir. Bununla bunu sadeleştirdim. Burada 5 geldi. Direkt sadeleştirmeler yapacak olursam ben burada üstünde. Ee, bu 5'le de burada bir dakika. Ee, bu 5'le de bu 5 e, Sadeleşecek. sadeleşecek. dediğim şey buradan eşittir. Bunu e, sin 30 yerine de sin 30 dediğim şey 1 bölü 2'ye eşit. 8 ile de 2'yi sadeleştirecek olursam burada 4 kalacaktır. E, 4 ile burada biz çarptığımız zaman 4 ile sadece 1 kalmış oluyor. 4 ile 1'i çarparsam 4 gelecek. S dediğim şey buradan 4 gelecek. Benden nereyi istemiş? Alan A, B, C, E'yi istemiş. Yani A, B, C, E'yi istemiş. Şu kırmızı çizdiğim yeri istemiş. Yani 6S'i istemiş. 6 çarpı 4'ten cevabımız 24 gelecektir. Tamamen hepsini istememiş arkadaşlar. Ne istiyorsa lütfen 10 alın. Hepsini yani 10 istemiş olsaydı 10 çarpı 4'ten direkt cevabımız 40 olacaktır. 24 gelmiş oldu. Sıra sizde sorusunu kendiniz yapıyorsunuz. Şimdi biraz test gibi sorular çözeceğiz. Bu soruda her zaman şöyle bir şey var. Böyle diklik de varsa eğer her zaman bir dikdörtgene tamamlama. Hemen yazalım. Dikdörtgeni tamamla. Dikdörtgeni tamamla. Burasını her zaman bir dik olan dikdörtgene Burada dikdörtgeni tamamlarsak ilk başta açılardan gitmek zorundayız. Ben buraya eğer alfa diyecek olursam alfa buraya da beta demem lazım. 90 alfa beta alfa ile betanın toplamı 90 eşitse 90 burada var. Burası beta ise buranın alfa olması lazım. 90 ise burası alfa ise buranın beta olması gerekiyor. O zaman şu şekilde alabiliriz biz. Dedim ki burası 5, burası 12 idi. Beta'nın karşısı 5 ise, buranın beta'nın karşısı aynı üçgen olacakları için 5 olmak zorunda. Burası 17 ise buraya 12 kalmış oldu. Alfa'nın karşısı burada 12 ise, Alfa'nın karşısı burada 12 olmalı. Yani şurası şu uzun kenar 12 olmalı. Daha sonra 5-12 ise 13 üçgeni vardı. 5-12 ise burasının da 13 olması lazım. Benden çevreyi istemiş burada. Çevreyi biz şu şekilde bulacağız. Bütün kenarları bulduk mu? Evet. Şurası 12 ise burası 5 ise buraya da 7 kalmış oldu. Benden çevreyi istediği için nerenin çevresini istemiş? A, B, C, A, B, C, D'nin şu mavi olan çizili yerleri istemiş. Yani 12 burada 12 şurası şurası ve şuranın toplamını istemiş. 12'yi yazdım. Daha sonra şurası da 12. Burayı yazdım. Daha sonra 17'yi yazdım. En son da şu 13'ü yazıp bitiriyorum. Şurasını toplarsam 30 gelecektir. Şurasını toplarsam 24 topladığımız zaman da 54 gelecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 28. soruyla devam edelim. Benden alan P, Q, R, T istemiş. Burada da her zaman gene bir burada bir dikdörtgen oluşturmanız lazım. O yüzden şu şekilde bir çizgi çizdim. Burası x artı 3 ise aşağımda x artı 3 olması lazım. x artı 12'den x artı 3'ü çıkartacak olursam burasına 9 kalacaktır. Burası x artı 4 ise burasında x artı 4 olması lazım. Şimdi benim burada ilk başta x'i bulmam gerekiyor. x'i bulacak olursam şurada bunun direkt pisagordan gideceğim. x artı 4'ün karesi artı 9'un karesi eşittir. x artı 7'nin karesine eşittir. Düzenleyecek olursam ben burada x'in karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8 x. İkincinin karesi 4'ün karesi 16. 9'un karesi 81 eşittir x'in karesi ile ikincinin çarpımının ilk katı 14 x artı 7'nin karesi de 49 gelecektir. Ee, burada x kareler birbirlerini götürüyorlar. Ee, 14 xten 8 x'i çıkartacak olursam 6 x eşittir. Ee, burada 81 ile 16'yı toplayacak olursam 97 eksi 49'dan burası 6 x eşittir bize Burası 48 gelmiş oldu. X buradan eşittir. 8 gelmiş olacak. Ben buradan 8'i buldum. Ben bunun hepsinin P, Q, R, hepsinin alanını bulabilirim. Şu şekilde yapıyorduk. Üst taban ile alt taban toplamı bölü yükseklik bölü 2 diyorduk. O zaman ben burada bunun değerlerini yazabilirim. Gelin beraber yazalım o zaman x dediğim şey 8 ise 3 ile topladım burası 11 geldi x dediğim şey 8 ise burası 20 yüksekliğimiz bizim buradan eşittir e, ne gelmiş oluyor e, 8'i yerine yazarsak 12 yazacak olursak 11 artı üst taban ile alt tabanın toplamı bölü 2 çarpı haş diyorduk. Haş dediğim şey de burada 12 gelmiş oldu. 31 bölü 2 çarpı 12. 12 ile de 2 sadeleştirsem burada 6 kaldı. 31 ile 6'yı çarpacak olursam 186 gelmiş oldu. Yani cevabımız burada Edirne.